Selam askeri hizmet ümevanı ve şevisaka Türkiye İstanbul'u. Şimdi bu arabayla bir yere kadar gidiyoruz. Herkes bu merasimi görmeye gelmiş. Fereci. Devam mı? Kadiye, Şobu, Çınu, Herale, Bırale, Merhabalar arkadaşlar. İran'ın Kürdistan eyaletinin merkezi olan Senendeş şehrindeyim. Bu bölgede iki köy dışında geri kalan kısımlarda sadece Kürtler yaşıyor. İran birçok etnik kökenli toplumlara ev sahipliği yaptığı için o toplumların çoğunluklu yaşadığı bölgelere o etnik kökenin ismini vermiştir. Kürdistan, Beluçistan, Türkmen, Sahra, Fars eyaleti gibi. Biz şimdi Senendeş'ten Uruman adında bir köye gidiyoruz. Bu köyde yüzyıllardır süregelen bir düğün var. Çok farklı. Kürdistan bölgesine sırf bu düğünü görmek için geldim. Tabii sonrasında da farklı bölgeleri de gezeceğim. Sizlere de göstermeye çalışacağım. Paylaştığım videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız mutlaka bildirim tuşunu açın. Videolarımı beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi ben Kürdistan eyaletine geldim ya, birazcık da Kürtçe öğrendim. Buradaki insanlarla daha samimi ilişkiler kurmak istiyorum. Biz şimdi geldik. Buradaki insanlar biraz zor Farsça konuşuyor. Dedim iyi ki de öğrenmişim. Şimdi ben otogardayım. Böyle bir yer. Şurada eşimle kahvaltı yapacağız. Kahvaltı yapacağımız yer böyle bir yer. Evet. Şimdi size 100 yıllardır süregelen bir düğünden bahsetmiştim. O yüzden çok fazla şu an turistler de geliyor. Kahvaltımızı yapalım, hemen yola koyulalım. Çünkü bayağı bir yolu var. Arabayla bir yere kadar gidiyoruz. Oradan da ormana giden taksiler varmış. Oradan bineceğiz. Şimdi burada hem taksiler hem de bu minibüsler bu köye gidiyor. Valla minibüse binersek yarına anca varırız. Taksiye binmek daha mantıklı. Minibüsler çok ucuz da. Valla onunla yarına anca gideriz. Şimdi taksiye binelim. Şimdi taksiyle Merivan'a gidiyoruz. Merivan'dan direkt o köye kalkan arabalar varmış. Şimdi iki tane yol varmış. Eski yoldan buradan direkt gidiliyormuş da şimdi daha gidilemiyormuş. Mecbur Merivan'a gideceğiz. Şimdi taksiyle Merivan'a gidiyoruz. Buradan Merivan 1 saatmiş. Merivan'dan da Uruman köyüne bakalım kaç saat sürecek. Çünkü burası dağlık bölge olduğu için yollar böyle. Ne kadar sürer bilmiyorum. İsfahan'dan da Senendece 10 saate geldik. Yol yorgunuyuz. Ama artık tabii bir süreden sonra insan alışıyor bu yorgunluklara. Şimdi bakalım. Birazdan hareket ediyoruz. Kameranın şarj aletini ve bataryalarını diğer arabada unutmuşuz. Adam geri geldi. Adam geri geldi, bize getirdi sağ olsun. Yani bu olmasa nereye gidiyorum? Sağ olsun vallahi.
Merivan yakın efer, Merivan. Taksiyi 4'e tamamladık. Şimdi gidiyoruz. Kişi başı da 75 bin tümen verdik. Şimdi Merivan'a geldik. Burada araba değiştireceğiz. Köy şu an çok kalabalık. Herkes bu merasimi görmeye gelmiş. Şimdi biz kalacak yer ayarlayalım. Ayarladıktan sonra size etrafı göstereceğim ve burada neler yapıyorlar onları göstermeye çalışacağım. Yer bulmaya çalışıyoruz ama maalesef her yer doluymuş. Şimdi şöyle bir yere geldik. Burada buranın yerel ekmeğini yapıyorlar. Gelin burada biraz dinlenin dediler. Böyle bir yer. İsmi Livasçı. Fereci. Fereci. Esçi doros mu işe? Köş mü içi gusfe? Aha, bedel. İtme. Kaşengi. Alan çi doros mu koni? این اینکی درست میکنی کامیا کلانه خمیر لاش پیاز میذارن bizim gözlemeye benziyor. Şimdi açacaklar. Yeşil soğan koyuyorlar arasına. Biz buranın şimdi geleneksel ekmeğinden sipariş verdik. Ben bu yeşil soğansız olanından aldım. Şimdi biz burada bir abiyle tanıştık. Adı Sabah. Burayla alakalı bize bilgi veriyor. Çok sıcakkanlı ve güler yüzlüler. Şimdi burada dervişler yaşıyor. Geldiğimiz düğünde de zaten dervişler ritüeller yapıyor. Şimdi onları göstermeden önce abimizden bilgi alıyorum. Sağ olsun. Mamirim. Babası bu kodetim başı. Heyli mamir. Şimdi Lokman abi geldi. Buranın yerli rehberlerinden bize yer ayarladı. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Oradan da kalacağımız eve gideceğiz. Hop, çok hoşuma gitti. Merci, merci. Dai, vamo.
قربان ازم الان درن ما مسره كل درن اينين درن مسره كل مو عطا اينين درن ما مسره كل قربان كون جاك ساكن بينو بخير بينو كاس يا مجنات اخو اردو اري Kola gel ki. Atama beni kola ki. Haydi bet bile bir şey diyelim. Selam askeru hizmeti umivan ve şevisaka Türkiye İstanbul'i min Lukman Eduayina Kholku Horamani Nişingu Dagao Sileni Gerdişgerna liderna davat açanak yedu ki İnşallah fırsat takır hatman teşrifatı pe mantıka Horamanati ima cazibe gerdişgeriye frema hani kevinde şapırda mala fikirmi وش حال و اگر تاو خدمت هانه بو خیر بایده سلام خوبی؟ چطوری؟ Buna bakın, bu yünden yapılmış, koyun yününden koyun bacağını anımsatıyor ama yani gerçek koyun bacağı değil, yani bu yün, post değil. این کلانین یه افسانه پشتش این فرجی چون زمان که حضرت سلیمان گفتن یه لباسی واسم درست کنید که نه تار داشته باشه نه پود نه دوخت و این فرجی از همون زمان اومد اصلا به یه جوری میشه گفت فرنجی یعنی با چه رنج سخی درست شده فرنجی یعنی بعد تا الان رسیده دیگه اینم تو زمستون گرم میشه بعد تو تابستون خنک و اینش هم این گوشایی که میبینی واسه تهیه هوا هست هوای گرم رو خارج میکنه هوای تازه دیگه از اینجا خودش یه تمدنه اصلا یکی از آیتم های سبت جهانی هورامان این بود شمده و دینلنمه گیدیوروز اصلا بیسی دقیقا بدیم آخر عذیت میشه. سلام. سلام علیکم. ببخشید پشتم به شما. گوت پشت دور نداره. پشت گوت لسانه. Şimdi kalacağımız eve geldik. Selam. Bu toz bulutları Irak'tan geliyormuş. Şu an durum böyle. Burada bir yer var. Buraya çok yakın. Direkt karşıda Irak ama tabii şu an toz bulutları olduğu için şu an Irak'ı göremiyoruz. Selam. Canan. Selam. Merci. Selam. 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 Çoğunun. Selam. Çoğunun. Özlem. Merci. İsmi Hodeci. Ben Nergis. Nergis. İsmi Kaşang İdari. Şuraya bakın. Ben Borna. Şuraya bakar mısınız? Karşı taraf gözükmüyor. Karşı taraf aşağı doğru indiğimiz zaman Irak sınırı. Şu an biz köydeyiz.
Şimdi ben dinleneceğim. Dinlendikten sonra size anlatmam gereken çok şeyler var. Sonra görüşürüz. الان بعد با این چی درست میکنن؟ جوراب. آها. جوراب. جوراب با سمتاره. مادرم استاد جوراب. از پشمه درسته؟ پشمه. اینه جوراب هاش همینه. اینه پشمه. اینه هم داره جوراب هاش درست میکنه. با همون دار. آه. چنه؟ بذار بچینه. جورابی یاد حاضر یاد گوره درست شده دارین؟ درست شده فروخته نه چون با این پیینه برای زمستان گفتم اگر داشتم منم میخریدم Evet, Uruman Taht köyündeyim. Karşı tarafımız Halepçe. Hemen buradan gözüküyor. Uruman Taht, taht kelimesi payitaht yani başkent anlamına geliyor. Ve bu Uruman Taht 3 büyük köyden oluşuyor. Şu an biz bunlara köy diyoruz ama tabii önceden bunlara büyük bir ihtimal köy demiyorlardı. 2 tanesi burada ve diğeri de Irak tarafında. Şimdi ben bu köye gelmemin sebebi çok önemli bir merasim var. Onu izlemeye geldim. Onlardan size bahsedeceğim. Onlardan bahsetmeden önce size Kürt tarihinden bahsetmek istiyorum. Gutiler Kürtlerin en eski ataları olduğu bilimsel kaynaklar ile belirtilir ve Zagros kökenli olan Kürtler Cilalı Taş devrine kadar tarihlerinin dayandığı iddia ediliyor ve bazı antik tabletlerde Gutiler Kurti olarak bahsediliyor. Ve bu belgelerde Kürtlerin Gutilerden geldiği görüşünü destekliyor. Gutiler dağ yaşantısına sahip oldukları için ve kendilerinden de fazla yazıt belgeler bırakmadıkları için biraz Kürtlerin tarihine ulaşmakta zorlanıyoruz. Yakın doğuda ikinci dalga Aryan akınlarında tahminen Maveyun Nehir'de bulunan Aryana Vajae ülkesinden bir çok Aryan ırkı, Persler, Partlar, Arizantlar, Aryanlar bu akınlarla İran'ın batısına, Zagroslara, Kafkasya'ya, Anadolu'ya yayılıyorlar. Metler de bir Ari ırkıdır ve Metler Gutiler ile etkileşime geçiyor. Ve bu etkileşimde ise Gutiler Ari dilinden etkileniyorlar. Ve şu an Kürtlerin konuşması bu yüzden Farsçaya çok yakın. Bunlar bir iddia. Bu durum benim ilgincime gidiyor. Niye diye sorarsanız. İslam geldiği zaman, Araplar İslam'ı dünyaya yayarken bütün toplumlar Kürtler dışında herkes Arap dilinden etkilenmiştir. Şu an Türkler de aynı şekilde, Farslar da aynı şekilde ama Kürtlerde öyle değil. Kürtlerde çok az bazı dini terimlerde Arapça görebiliyoruz. Arapça kullanmıyorlar. Arapça kelime yok Kürtçe'de. İlginç olan şey ne biliyor musunuz? Yani yakın tarihte bile baktığımızda tabii ki de İslam tarihi yakın bir tarih değil ama Gutilere dayandığımız zaman, Medlere kadar gittiğimiz zaman yakın bir tarih oluyor. Şimdi bu yakın tarihte bile dilinden etkilenmeyen Kürtler nasıl o zaman Medlerden etkileniyorlar? Bu benim aklımda bir soru. Dediğim gibi Kürtler hakkında fazla da bilgi olmadığı için bunlar aslında bulunan kaynaklarla varsayılıyor. Bu bilgiyi size verdim. İlginç olan şey ben buraya geldim ya, Kürt bölgesine geldim. Kürtlerle iletişime geçtiğim zaman en çok dikkatimi çeken konu da şu oldu. Özlerini koruma peşindeler. Mesela biz şey dedik, dedik ki buraya çok fazla turist geliyor. İnşallah etkilenmezler, kıyafetleri değişmez. Çünkü ben İran'ın birçok yerine gittim. Bu kadar geleneksel kıyafetin kullanıldığı yer burasıydı. Yani tamamen %99 erkekler geleneksel o Kürt kıyafetini giyiyordu. Bu benim ilgincime gitti. İşte biz de dedik ki inşallah korurlar. Bu kıyafet geleneği değişmez. Çok fazla turist geliyor çünkü. Dediler ki Kürtler kıyafetlerini değiştirmezler. Etkilenmezler. Yani
Bakın dışarıdan da kolay kolay etkilenen bir toplum değil. Ve gerçekten özünü korumaya çalışıyor. Ben bunu gördüm. Hatta şimdi size bir şey anlatacağım. Ben buraya geleceğim zaman buranın yerli bir rehberini buldum. Onunla iletişime geçtim. İran'ın her yerini gezdiğimi ve YouTube içinde video hazırladığımı söyledim. Gel ben sana yardımcı olurum. Video çekimlerinde daha güzel görüntüler alabilmen için seni ön sıralara koyarım dedi. Sağ olsun gerçekten de geldi. Yardımcı oldu, aile ayarladı. Şu an biz yerli bir ailenin yanında kalıyoruz. Onlardan da çok fazla bilgi aldık. Bunların hepsini size yavaş yavaş aktaracağım. Şimdi biz o Lokman abiyi beklerken iki tane beyefendi geldi. Böyle güler yüzlülerdi. Geleneksel kıyafette giymişlerdi. Eşime geldiler, Kürtçe konuşuyorlar. Ama o kadar güzel tebessüm ediyorlardı ki. Sanki bizi yüzyıllardır tanıyorlardı. Sonra eşime Kürtçe konuşmaya başladılar. Eşim onların dediğini tekrarlıyor. Anlamıyor tabii. Sonra ben dedim ki ben hemen şey yaptım. Birkaç tane Kürtçe kelime biliyordum. Hemen ben başladım konuşmaya. Dedi ki sen yabancısın değil mi dedi. Evet dedim. Dedi ki başörtünden belli yabancı oldun. Çünkü İranlılar takmıyor burada dedi. Yani gülerek bunu söylediler. Genelde gelen turistler doğru düzgün başörtüsü takmıyor. Onların da akıllarında böyle bir şey kalmış. Her neyse onunla otururken de bize çok fazla şeyler anlattı. Ve kendisinin de buranın yerli bir rehberi olduğunu, öğretmen olduğunu söyledi. Ondan aldığım bilgiler gerçekten çok değerliydi. Çünkü ben bir yere gittiğim zaman benim için en önemli olan şey oradaki yerlilerle iletişime geçip en doğru bilgiye ulaşmak. Şimdi ben araştırıp geliyorum. Evet, araştırıyorum, okuyorum ama geldiğimde durum %75 değişiyor. Benim okuduğumla gerçek olan farklı. Bu yüzden yerel halkla iletişime geçmek benim için çok önemli. Ben size Kürtlerin dillerini korumaya çalıştıklarını söylemiştim. Orada tanıştığımız Sabah adındaki abi rehberdi biliyorsunuz. Bana dedi ki, bana buraya İslam gelmişti ama insanlar bu İslam'ı tamamen kabul etmemişlerdi dedi. Safeviler döneminde İslam'ı tamamen kabul etmeye başladılar dedi. Bu benim çok ilgincime gitti. Gerçekten çok ilginç. Çünkü Piri Şalyar'ın tarihi çok eski ama böyle bir iddiada bulundu. Şimdi kendisi yerel bir rehber ve öğretmen, verdiği bilgilerin de tamamen doğru olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi Piri Şial hakkında da tabii söylentiler daha da farklı olabiliyor. Tabii bunlar sadece rivayet. Bakalım hangisi doğru? Bunu sadece Allah bilir. Her neyse bana dedi ki, biz Muhammed, Ahmet kelimesini kullanmıyoruz. Muhammed yerine Hame, Ahmet yerine Ahe diyoruz. Biz nerede Arapça kelime varsa onları çıkartıp Kürtçe kullanıyoruz dedi. Bu benim çok ilgincime gitti. Çünkü bakın bu millet Kürt dilini korumaya çalışıyor. Yani çok hassaslar ama metlerden de etkilendiği, ağrı bir dile çevrildiği söyleniyor. İlginç gerçekten, hangisi doğru ne doğru ben de tam olarak bilmiyorum. Şimdi yemek hazırlamışlar. Yemeğimizi yiyelim, sonrasında da geldiğim merasim hakkında size bilgi vereceğim. خیلی زحمت کشیدیم. خوش بید. خواهرم براتون غذای کردی درست کنه، دیگه اینجا موندگار شده به خاطر آشپز. من ببخشید. خوش بید. واسه. واسه. واسه بیه نازی. اسمی مادرتون چی؟ آمینه. آمینه. شما اسم کردی نداریم. نگار. آها محمد چی میگه؟ به محمد چی میگین؟ همه. دیگه دارین که اینجوری تغییر دادین؟ مثلا بیشتر خلاصش میکنن، مثلا به احمد میگن احمد. آها. احمد. دلو احمد. مثلا عبدالله رو عبدالله میگین. آها. دیگه همه رو دستکاری کردیم زمان. به اذان چی میگین؟ تو کرد. بان. روزه چی میگین؟ روچی. روچی. کاملا متفاوته. آره.
Burada Uruman lehçesine Uruman dili diyorlar ve Farsça ve Urdu dilinden daha eski olduğunu söylüyorlar. Buradaki halk böyle söylüyor ama şöyle bir şey de var. Kürtçeler arasında, Kürtçe lehçeleri arasında en eskisi olduğu kesin. Çünkü çok farklı. Soran Kürtçesi Farsça'ya çok benziyor. Sesim gitti. Farsça'ya çok benziyor. Hatta Farsça'nın başka bir hali gibi ama Uruman lehçesindeki Kürtçe tamamen başka bir dil gibi. Herale bizi evinde misafir ediyor, sağ olsun. Herale Kürtçe'de çiçek demek. Ve abimizin 6 tane kız kardeşi var ve hepsinin adı bir tane çiçek ismi. Esma şunu bitirin begin. Kafiye, Şovbu, Çünür, Herale, Gırale, Seyfura. Çok güzel. Kürtler çocuklarının isimlerini tabiattan seçiyorlar. Yani burada kimle tanıştıysak isimleri tabiat ismiydi. Çiçek isimleri, dağ ismi, gün doğumu, gün batımı. O kadar güzel isimleri var ki. Bu videomda Kürt dilinden çok fazla söz ettim. Bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuzdur namaz kelimesi Farsça bir kelime. Kürtçe'de namaz Sorani lehçesinden neveş, Orami lehçesinden neme, Kermancı lehçesinde ise nemej olarak telaffuz ediliyor. Şimdi aslında bu namaz kelimesi namaj. O J harfi Arapçada olmadığı için Araplar İran'a giriş yaptıkları zaman, Farsça'ya hakim oldukları zaman bu J harfini Z'ye dönüştürüyorlar. Çünkü Arapçada J harfi yok. Aynı şekilde de P harfi de olmadığı için P olan harfleri de F'ye dönüştürüyorlar. Normalde Fars değil Pars. Gerçek telaffuzlar bunlar aslında ama Arapların etkisinde kaldıkları için bazı kelimelerin telaffuzları da değişmiş. Ama bu değişimden Kürtler nasibini almamışlar. Dillerine sahip çıkmışlar. Burada güzel bir ortamımız var. Çok güzel sohbet ettik. Buradan farklı şehirlerden gelen arkadaşlar var. Hem yerliler de var. Gerçekten güzel bir akşamdı. Uruman köyünü meşhur kılan Pirşalyar kimdir? Size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle bu köyün, daha doğrusu Kürdistan bölgesinin genellikle Sünni olduğunu ve bu köyde de iki tane tarikatın olduğunu söylemem gerekiyor. Nakşibendi tarikatı ve Abdülkadir Geylani tarikatı. Şimdi Abdülkadir Geylani tarikatinde dervişler var. Bu dervişler saçlarını uzatıyorlar, saçlarını kestirmiyorlar ve ben onlardan bir tanesiyle konuştum. Neden saçlarınızı kesmiyorsunuz dedim. Tam olarak bir cevap vermedi, kesmiyoruz dedi. Felsefesi var mutlaka ama söylemedi. Şimdi bu dervişler burada biraz farklılar. Riyazet yapıyorlar ve bu riyazetleri sonucunda da çok farklı. Herkesi inanılmaz derecede bazen ürküten şeyler yapabiliyorlar. Onlar bunlara keramet diyorlar ama tabii manevi yol olmadan da böyle şeyler yapabilmek mümkün. İşte kendilerini kesiyorlar, bir şey olmuyor. Şuradan işte şiş sokuyorlar, taş yiyorlar ama hiçbir şey olmuyor. Bu tarz şeyler yapıyorlar. Önceden insanların önünde bunu yapıyorlarmış ama insanlar çok korktuğu için artık yapmıyorlarmış. Dervişler böyle. Nakşibendi de normal insanlar, biz Nakşibendiyiz diyorlar. Öyle farklı bir şey de yapmıyorlar. Tarikat kurucusuna çok saygı duyuyorlar. Evde mutlaka fotoğrafları oluyor ki şu arkada da vardı sanki, almışlar. Orada bir tane fotoğraf vardı. Şimdi Pirşial'ın bir derviş olduğunu düşünen bir kesim var. En fazla inandıkları rivayet aslında bu. İlk olarak size bunu anlatayım. Pirşial'ın İslam'ı tebliğ etmesi için Bağdat'tan Uruman'a gönderildiğine inanılıyor. Ve burada da çok manevi işler yaptığını, halkın onun kerametlerinden dolayı etkilendiğini söylüyorlar. Halk diyor ki onun eşyalarını biz gördük, tamamen derviş olduğunu
olduğu oradan belli oluyor diyor. Rivayete göre Buhari padişahının kızı hem duyma hem de konuşma engelli. Konuşamıyor, duyamıyor. İşte babası ne yapsam, ne etsem diyor. Götürmediği doktor kalmıyor, götürmediği hoca kalmıyor. Ama dertlerine derman bulamıyorlar. Ve onlara diyorlar ki Oruman'da Pirşial adında bir derviş var. Birçok kişinin hastalığına derman oldu. Sen de kızını oraya gönder diyor. Ve kızını gönderiyor. Kızı köye yakınlaşınca bir anda konuşmaya başlıyor. Ve onlar da diyorlar ki mesela Pirşial'ın ne kadar kerameti varmış. Ve padişah da diyor ki kızımı sana veriyorum. Ama Pirşial çok fakir birisi, hiçbir şey yok. Bu düğünün olabilmesi için de halk neyleri varsa getiriyorlar. İşte birisi patates, birisi soğan, birisi şunu, birisi bunu getiriyor ve düğün yapıyorlar. Ve yaklaşık 1000 yıldır bu düğün merasimini de halk devam ettiriyor. Yani Pirşial'ın düğünü diye yıllardır devam ettirilen bir düğün var. Bu düğün ne zaman oluyor? Ocak ayının sonunda oluyor. Ben aslında bu düğün için gelmiştim. Ben o tarihte geleceğim zaman burada çok fazla kar vardı ve yolları da çok tehlikeli olduğu için gelmen tehlikeli gelme dediler. Ben de tamam dedim ama işte bizim yine bu aylarda yani şu an geldiğim aylarda şu an Mayıs'ın başındayız. Tekrar bir merasimimiz olacak. Aynısı gel dediler. Ama geldiğimde buradaki merasimin, şu anki olan merasimin daha başka bir merasim olduğunu anladım. İşte o ama Pirşial'ın düğününde de neler yapıyorlar onların görüntülerini zaten size paylaşırım. İşte dervişler geliyor, zikir yapıyorlar, saçlarını savuruyorlar. Sonra o zamanlarda hangi yemekleri yaptıysalar Pirşial'ın düğünü için o yemekleri yapıyorlar. Bu böyle bir merasim. Yani bunu hala devam ettiriyorlar. Tarihler hakkında da kesin bir tarih yok. O yüzden tarih vermiyorum. Başka inanışlara göre ise Pirşial burada dünyaya geldi diyorlar. Dervişti vesaire. Başka bir inanışa göre ise onun bir zerdüş olduğunu, buradaki halk bahar yaklaştı diye bir ayin yapıyorlar diyorlar. Tabii hangisi doğrudur buna Allah bilir. Birçok yerde sadece rivayet ediliyor. Ve insanlar da nasıl inanmak istiyorsa öyle inanıyorlar. Yani şu an burası Müslüman bir yer olduğu için ilk anlattığım hikayeye daha çok inanmak istiyorlar ve böyle de inanıyorlar. Şimdi bugünkü merasim ne? Bu merasimde İslam gelmeden önce burada demokrasinin olduğunu ve buradaki insanların okuma yazma bilmediği halde konseylerinin olduğunu bu şekilde işte 6 ayda bir kim muhtar olacak, kim çoban olacak, kim şu olacak, kim bu olacak halk tarafından seçiyorlardı. Ama nasıl? Okuma yazmaları yok. Mesela diyelim 10 kişi var. Bu 10 kişiden kim muhtar olacağını halk nasıl seçiyordu? Bu 10 kişi hepsinin adı o bölgede yetişen meyvenin adı. Mesela diyelim birinin adı nar, birininki ceviz, birininki badem vesaire vesaire isim koyuyorlar. Bir tane sandıkları var ve gelen halk böyle handbol taşı büyüklüğünde bir tane taşı kaldırıyorlar. Kim bu taşı kaldırmaya gücü yeterse orada oy kullanmaya hakkı oluyor. Oy kullanmaya hakkı olanlar nasıl seçim yapıyorlar? Diyelim ben onlardan bir tanesiyim. Nar adında olan kişiyi seçeceğim. Narı alıp orada bütün meyveler de kenarda oluyor. Mesela ben narı seçeceğim. Narı alıyorum. Oradaki sandığın içine atıyorum. Yani orada nara oy vermiş oluyorum. Bu şekilde 6 ayda bir seçim yapıyorlar. Bugünkü merasim de o zamanlarda yapılan konseyin aslında bir neyi diyelim hatırlatması diyebiliriz. Şimdi biz oraya gideceğiz. Oraya da gitmeden önce burada başka bir tane köy var. Çok yakın değil ama yine Kürdistan eyaletinde bayramın ikinci ya da üçüncü gününde 1000 tane def çaldılar. Böyle bunun neden olduğunu sordum. Böyle o evler de her evin işte bahçesi diğer evin çatısı aslında. İşte oralara hepsi sıralanmışlardı. Def çalıyorlardı. Bunun sebebini sordum. 2 yıldır yapıyorlar. Herhangi bir anlamı yok. Turist çekmek için böyle bir şey yaptılar dediler. Hatta buradaki halk da işte geçimlerini turistten sağladıkları için biz de bir şeyler yapalım ki turistler gelsin. Çünkü yılda sadece 2 kere burası çok kalabalık oluyor. Sonra da öyle fazla gelen olmuyor. İnsanların burada para kazanması için bizim bir şeyler yapmamız lazım ki turist çok fazla gelsin diyorlar. Öyle. Şimdi biz gidiyoruz. Gidiyoruz. Manzaramıza bakın.
merasim başlamadan yetişelim. Normalde daha erken gidecektik de biraz daha geç gidelim dedik. Tanışlar varmış. Yetişemezseniz de biz bir şeyler yapar, sizi öne sokarız dediler. Şimdi gidiyoruz. Neden gidip ya radyo adetiydin? Merasimin burada olduğunu söylemişlerdi. Yukarıdaymış ve başlamış. Çabuk gitmemiz lazım. Merasim başlamış, sesi geliyor. Kadınlar o tarafta dediler. Şimdi eşim bu tarafa geçiyor. Ben oraya gidiyorum. پیشکش اشمه عزیزی و وفاداری و با معبودان رو انتخاب کردید یا پیر پیر شلیاری پیری هر و آمانی جبون و تو کل پیر و آمانی ککوی کمسایی میخوام با زبان فارسی انشاءالله که بتونم حق مردم رو ادا بکنم بسن خواهش میکنم که نظم شما رو باید بفهمم اخصابانی که اینجا میبینید خودشون رو کاندید کردن برای اینکه در انجمن شیلا اومد یا هم انجمن دارایان انجمن عاقلان انتخاب بشن به تو رفت تشنیه دوستان عزیز میتونن پنج رای داشته باشن حالا از بین این پنج رای به سلیقه و علاقه خودشون انتخاب میکنن دوست عزیزمون
انتخاب خودش رو کرد. دست درم رو بس رو نفر بعدی هم به همین منوال خیلی متشکرم. دست درم رو مراسم انشاءالله برای سالهای بعدی پشتیبانی بهتری میخواد. الان عرض میکنم خدمتون. چشم الان عرض میکنم. شیرین خوشمزه با نتیجه بسیار عالی. خب Türbesinin orada başka bir merasim yapılacak. Oraya gidiyoruz. Şimdi Perişiyalı'nın kabrine doğru gidiyoruz. Buradan geçiyoruz. Aa, burası kabristan. Bakın. Buranın halkı Sünni, İran'da Sünni kabirleri ile Şii kabirleri farklı oluyor. Bakın Sünniler Türkiye'deki ile aynı ama Şiilerde daha farklı, onu da size sonradan göstereceğim. Bakın burada dolu çaput var. Buradan bunu anlıyoruz ki buraya gelip çaput bağlayıp dua ediyorlar. Evet, burada da var. İçeriye giriş yokmuş. Kabri tam olarak burada. یه دونو گره میده. آها معنیش چی میشه؟ نمیدونم معنیش. من هم مقریم. آها اونایی که میدونن اهل اینجا. آها evet, tam olarak ne anlama geldiğini de birazdan ben birine sorarım. Manzarası çok güzel. Köyün manzarası tam olarak buradan çok güzel bir şekilde gözüküyor. Tabii GoPro biraz geriden çektiği için çok uzakta görünebilir.
burada bir tane kutsal taş varmış. Şimdi onu da göstereyim. Devamlı bu taşı kırıyorlar. Kırsalar da hiçbir şekilde bu taşta azalma olmuyormuş. Kutsal bir taş olarak görüyorlar. Ve diyorlar ki şu ana kadar bu taşı kırdılar. Kırılan taşlar toplansa bir daha olur diyorlar. Böyle bir inanış var. Taşı kırmaya çalışıyorlar ama hala kıramadılar. Bilmiyorum önceden kırabildiler mi? Belki de kıramadıkları için bitmiyordur bu taş. İnsanlar gelip buraya çaput bağlıyorlar. Bu ekmeğe hable meşgit diyorlar. İçinde ceviz var. Meşgi ceviz demekmiş. Şimdi yoğurtla yiyorlarmış. Biz de tadına bakacağız. Tadı çok güzel. Kanalımı beğenerek ve yorum yaparak destekleyebilirsiniz. Videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.